Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Erik Kästner'in yazmış olduğu ve Can Yayınları'ndan çıkan Uçan Sınıf isimli kitabın önce detaylı bir özetini yapacağız. Ardından da kitap sınavlarında çıkmış ve çıkabilecek soruları beraber çözeceğiz. Eğer ki bu kitabı okumadıysanız ve bir kitap sınavınız varsa bu video sizin için yeterli olacaktır. Eğer ki kitabı okuduysanız ama üzerinden tekrardan geçmek istiyorsanız da sınav için verimli olabileceğini gerçekten söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz hemen kitabın detaylı özetiyle başlayalım. Öncelikle kitap toplamda 188 sayfa ama bu yayın evine göre değişebilir. 1960 Andersen ödülü almış bir kitap. Yazarı Erik Kästner. Ve yazarın kim olduğuna dair bir iki cümle bahsedelim istiyorum. Erik Kästner 1899'da Dresden'de doğmuş. Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Ve Alman dili, tarih, felsefe ve tiyatro tarihi okumuştur. 1974 yılında Münih'te ölmüş. Ve Erik Kästner Almanca edebiyat yazarı. Bunu unutmayalım. Diğer bildiğimiz bilindik birkaç eseri var Erik Kästner'in. O da Gülüver'in Gezileri, Don Kişot, Çizmeli Kedi. Bunlar zaten bildiğimiz diğer eserleri. Uçan Sınıf kitabı aslında okunması zor ve karakterleri çok fazla olduğu için karışık ve ağır dile bir sahip kitap. O sebeple iyi incelenmesi ve irdelenmesini öneriyorum. Kitapların normalde ön sözünü direkt geçeriz ama bu kitapta kitabın ön sözü de sizin karşınıza sınav sorusu olarak çıkabilecektir. Ön sözde Erik Kästner'in Uçan Sınıf isimli kitabı nasıl yazdığını konu alıyor ve yazma öyküsünü anlatıyor. Erik Kästner'in annesi Bayan Kästner ile oğlu arasında bir atışma oluyor. Çünkü Erik Kästner iyi bir yazar ve 2-3 yıldır bir Noel öyküsü yazmak istiyor ama bir türlü yazamıyor. Araya bir şeyler giriyor, erteliyor ve böylece bir gün annesiyle birlikte aralarında bir tartışma çıkıyor. Ve annesi bu kitabı eğer şimdi yazmazsan bir daha hiçbir zaman yazamayacaksın diyor. Ve böylece yazarımız Erik Kästner de madem ben bir Noel kitabı yazacağım ve şu an mevsimlerden ilkbahar, o zaman benim kar yağan karların olduğu bir yere gidip bu kitabı yazmam lazım. Yoksa sıcakta karlar ortasında Noel öyküsü yazmak imkansız der ve Erik Kästner bu sebeple ilkbahar mevsiminde yukarı Baviera'ya gider ve yukarı Baviera'daki Zug dağlarının eteklerine bir eve yerleşir ve orada öykü yazmaya karar verir. Bu sebeple bu kararı aldıktan sonra Noel öyküsünü yazmak üzere evinden çıkar ve trenle birlikte yukarı Baviera'ya, Zug dağlarının tepesine gider. Oraya gittiğinde Zug dağlarının eteklerinde karlar vardır ve oturduğu yerden dışarıda bahçede yazmaktadır kitabı. Zug dağlarının tepesindeki karlara bakarak Noel yazısını, öyküsünü yazmaya başlar. Gündüzleri bütün böyle işe gidermiş gibi, bildiğiniz günlük bir işmiş gibi sabahları çıkar, yazmaya başlar ve oradaki yazıyı yazarken arkadaşı kelebek olan, bildiğiniz bir kelebek her gün onun yanına gelir. İsmi Gottfried'dir. Bu ismi nasıl aklımızda tutabiliriz? Gottfried, free, özgür demek ve kelebekler de uçtuğu için özgürdür. Bu sebeple Gottfried ismini Free'den aklınıza tutabilirsiniz. Ve gündüzleri yazdıktan sonra akşamları Eduard isimli bir buzağı onun yanına gelir ve onun yanına gelmesiyle o günün sona erdiğini anlar ve birlikte eve dönerler. Bu buzağının adı da her gün akşamları yanına gelen Eduard'tır. Burada da resimde Eduard'ı görüyoruz. Kelebek de burada Gottfried. Bu şekilde yazı yazar yazarım. Ve ön sözün ikinci bölümü. Ön sözün ikinci bölümünde akşam yazı yazmaya devam etmek ister yazarımız. Ama yazıyı yazdığı yeşil kurşun kalemini bir türlü bulamaz. Bir yerde düşürmüştür. Bu sebeple yazı yazmak yerine o akşam çocuk kitabı okur ve okuduğu çocuk kitabında yazara çok sinirlenir. Çünkü kitapta yazar çocukluğun çok mutlu bir dönem, çok böyle huzurlu bir dönem olduğunu ve hiçbir sorunları olmadığını çocukların
böyle çok naif, polyanacıl bir dille yazdığı için çok sinirlidir. Ona göre çocuklukta da sıkıntılar, zorlu yaşamlar bulunmaktadır. Ve bu sebeple yazarımız bu kitabı yazarken Uçan Sınıfı, çocukların yaşadığı zorlukları da temel alacak bir kitap yazmaya karar verir. Ve öyküde de yer alan öğrenci olan Johan Trotz'un hikayesinden bu öykü için faydalanır. Johan Trotz isimli çocuğumuzun annesi babasını terk etmiştir ve babası da bir gün Johan'ı senin büyük babanla büyük annenin yanına göndereceğim diye Almanya'ya giden bir gemiye bindirir. Bu gemiye tek başına biner. Gemiden indiğinde büyük anne ve büyük babasını bulamaz. Meğersem babası onun Almanya'ya gitmesi için bu yalanı uydurmuştur. Ve geminin kaptanı bu durumun farkına vardığında Johan'ı evlat edinmeye karar verir ve kendisine Johan Sigmund Lisesi'ne, yatılı lisesine Johan yazdırır. Ve bu kitapta da şimdi bu Johan Sigmund Yatılı Lisesi'ndeki öğrencilerin hayatlarını, sorunlarını işleyen bir kitap olacaktır. Johan Sigmund Lisesi'nin yatılı lise olduğunu şu yaz, kış, akşam, gündüz tüten bacadan hatırlayabilirsiniz. Şimdi birinci bölümle başlayacağız kitaba. Ama buna başlamadan önce çok önemli olan detayları ve bu 9. sınıf öğrencilerini ve ana karakterlerimize bir bakalım istiyorum. Bu arada kitabımız 3. tekil şahısla yazılmış. 3. tekil şahıs ne demekti? Oturun ve çalışmaya devam edin dedi müdür. 3. tekil şahıs, yani büyük ses dediğimiz kişi tarafından anlatım dili bulunuyor. 9. sınıf öğrencilerimiz öncelikle Johnny Trotz. Johnny Trotz demin bahsettiğimiz kaptanın evlat edindiği çocuk. Diğer öğrencimiz Martin. Martin'in yanında bir Türk lirası para işareti ve yanında üzülen surat görüyoruz. Yani Martin parasal açıdan biraz fakir, ailesinin durumu kötü. Bunu ileride bahsedeceğiz. Uli von Simmern. Buna kısacası Uli diyebilirsiniz. Uli'nin de özelliği çelimsiz ve cesaretsiz bir çocuk olmasıdır. Diğer öğrenci Matthias. Matthias gördüğünüz gibi şişko, tombul ve her daim atıştırmayı seven biri. Rudi Kreuzkamp. Rudi'nin babası Johann Sigmund Lisesi'nin Almanca öğretmenidir. Fridolin gündüzcü öğrencidir. Güzel Theodor. Güzel Theodor da 9. sınıfımızın, yani bu sınıfın etüt ağabeyidir. Üst dönem son sınıf öğrencisidir. Diğer yan karakterler Sebastian, Schmidt, Stöcker önemli bir isim. Stöcker de tiyatro oyununda Uli'nin yerine geçecek olan karakter. Okul müdürümüz Profesör Doktor Günkern. Sınıf öğretmeni Johan Böck, lakabı Justus. Bu karakter özellikle çok önemli. Johan Böck, Justus. Bunu ezberlemenizi tavsiye ederim. Diğer karakterimiz ise sigara içmez. Bu karakter de çok önemli. Bu da Robert Uthoff. Asıl adı, lakabı sigara içmez. Neden o şekilde? Bu sigara içmez lakaplı adam okulda bulunan hobi bahçesinde eski bir tren vagonunda yaşamını sürdürmektedir tek başına. Sigara içmez olmasının sebebi de ismi, bu tren vagonunun eskiden bir trene ait vagonda sigara içilmeyen bölüm olması. Ve rakip okulumuz, düşman okulumuz var. Bizim Sigmund Lisesi'nin rakip okulu. Buradaki iki öğrenci bizim için önemli. Heinrich Waverka ve Egerland. Kitabın ismi niye Uçan Sınıf? Bu da önemli bir konu. Hani sınıf uçuyor, bilim kurgu, fantastik kitabı değil bu. Uçan Sınıf bizim Johann Sigmund Lisesi'ndeki öğrencilerin Noel tatilinden önce gösterecekleri müsameredeki tiyatro oyununun ismi. Uçan Sınıf tiyatrosunun yazarı ise bizim bu kaptan babası olan Johnny Trotz yazmıştır. Uçan Sınıf, yani bir tiyatro eseri. Tiyatro oynuyorlar ve bu tiyatro toplamda 5 perdeden oluşuyor. Şimdi dilerseniz hemen birinci bölümüne başlayalım. İçeride karlar yağıyor. Noel'in yaklaştığı bir dönem ve 9. sınıf öğrencileri okul müsameresinde Noel'den önce bir tiyatro oyunu sergilemek istiyorlar. Bu tiyatro oyununda provalarını spor salonunda yapacaklar. Fakat spor salonunda maalesef son sınıf öğrencileri var ve onlar da birlikte dans ediyorlar. Ve 9. sınıf öğrencilerimizin tiyatro provalarına izin vermiyorlar. Buna sinirlenen çocuklar da
çıkın diyorlar, buradan bizim tiyatro gösterimiz var. Ama çıkmayız diyorlar. Piyanoda ise bizim 9. sınıf öğrencilerinin etüt ağabeyi güzel Theodor var. Piyano çalıyor. Ve bizim sınıfımızın cesur böyle baba yiğit öğrencisi Martin bu duruma sinirleniyor. Ve benim son sınıf öğrencilerinden piyano çalan güzel Theodor'un yanına gidip piyanoyu onun ellerinin üzerine kapıyor. Ve böylece çıkın dışarı diyor. Öğrenciler sinirleniyorlar ve 9. sınıf öğrencilerini okul müdürüne şikayet etmek üzere spor salonundan çıkıyorlar. Onlar da provaya başlıyorlar. Dediğim gibi Johnny'nin yazmış olduğu tiyatro oyunun ismi Uçan Sınıf. Uçan Sınıf toplamda 5 perdeden oluşuyor demiştik. İlk perdede bir okul var ve bu okulun sınıf öğrencileri birden böyle gökyüzüne yükseliyor ve bu sınıf uçabiliyor. Birinci perdede uçtuğu anlatılıyor. İkinci perdede bu sınıf uçarak Vezüv Yanardağı'na gidiyorlar. Üçüncü perdede Gize'deki piramide gidiyorlar. Dördüncü perdede Kuzey Kutbu'na gidiyorlar. Ve son perde, beşinci perdede hep beraber bir Noel şarkısı söylüyorlar. Ve o ortamda küçük bir kız çocuğu da var. Tabii ki bu lise erkek lisesi. O sebeple kız çocuğunu oynayacak olan kişi de erkek olacak. Oynayan kişi de bizim cesaretsiz olan, böyle herkesten korkan, çekinen, çelimsiz Uli kız öğrenci rolünü oynayacak. Orada biraz coğrafi bir tiyatro oyunu aslında. İşte bulutları falan birileri karton böyle dekorasyonu indirip kaldırıyor. Değişik. Onlar spor salonunda prova yaparlarken birden Fridolin isimli gündüzcü öğrenci salona dalıyor ve diyor ki dayak yedim. Rakip okulun öğrencileri beni dövdü ve Almanca öğretmenimizin oğlu Rudy'yi de maalesef rehin aldılar, kaçırdılar diyor ve böylece tüm sınıf terapize geçiyorlar. İkinci bölüm. Sigara içmez. Bu arada her bölümün başında bir paragraf o bölümde neler anlatıldığını bahsediyor. Yani spoiler veriyor bir nevi. Mesela sigara içmez hakkında verilen daha ayrıntılı bilgiden, 3 imla hatasından, Uli'nin korktuğundan söz ediyor diyor bu paragraf. Burasını tabii ilk başlarda anlaşılmıyor ama böyle bir anlatım stiline sahip olduğunu bu kitabın bilmek gerekir diye düşünüyorum. İkinci bölümde sigara içmezden bahsediyor ve çocukların ve Rudy'nin kaçırıldığını ve de sınıfın güzel yazı defterlerini rakip okulun çaldığını, aldığını söylüyorlar ve böylece sigara içmezin yanına koşuyor çocuklar sigara içmezden yardım istemek için. Bu arada sigara içmezin tekrardan diyelim hobi bahçesindeki eski tren vagonunun kaldığı tren vagonunun eskiden sigara içilmeyen bölüm kompartımanı olması. Gidiyorlar ve ona söylüyorlar işte ne yapalım, arkadaşımızı kaçırmışlar, güzel yazı defterlerimizi almışlar. Burada da sigara içmezi görüyoruz. Burada bahçıvanlık yapıyor. Çiçekleri suladıktan sonra bol bol kitap okuyor. O da diyor ki yani böyle direkt gitmeyle dalmayla olmaz bu işler diyor. Her iki okulda bir temsilci seçsin ve bir düello yapın diyor. Düelloyu kazanan da diğerinin istediğini yapar diyor. Ve çocuklar da diyor ki sigara içmezi olamaz diyor. Şimdi bize Justus çok kızacak diyor. Justus da sınıf öğretmeniydi. Johan Böck'tü. Sigara içmezdi. Justus'un gerçek adı ne diye soruyor. Ve onlar da Johan Böck dediklerinde sigara içmez birden telaşlanıyor. Böyle bir şaşırıyor. Acaba sigara içmezin gizemi ne diye düşünmeden edemiyoruz. Çocuklar da diyor ki kesinlikle sigara içmez Johan Böck'ü bir yerden tanıyor diyorlar. Üçüncü bölümde öğrenciler bütün okulun öğrencilerini toplayıp karşı rakip okulla birlikte karşılaşmak istiyorlar. Fridolin de dediğine göre Rudy'in kaçıran kişi Egerland karşı rakip okuldaki öğrenci Matias da bizim yani bu çok fazla atıştıran tombul öğrencimiz de karşı rakip okulun öğrencilerinden Egerland'ın evine gidiyor. Egerland'ın evine gittiğinde annesiyle karşılaşıyor. Yanına hemen ev çizmişim.
annesiyle karşılaşıyor ve diyor ki annesi sen de mi geldin, sen de mi bodrum katına ineceksin, bugün giren çıkan belli değil, aşağıya bodrum katına işte kızağını almaya gelen oldu, anahtar isteyen oldu. O da diyor ki Matias yok ben onun için gelmedim, ben Egerland'ı göreceğim diyor ve şüpheleniyor Rudy'nin bodrumda saklanıldığına dair. Neyse Egerland'ın odasına gidiyor Matias ve nerede benim arkadaşım diyor, verin onu, güzel yazı defterlerimiz nerede? O da vermeyiz diyor. Peki öyleyse sizi düelloya davet ediyoruz. 5 dakika içerisinde düelloya gelin diyor. Gelin diye davet ediyorlar. Ve düelloyu kim kazanırsa diğer taraftan bir şey talep edeceğini söylüyor. Siz ne istiyorsunuz diyor. Rudy istiyoruz ve de güzel yazı defterlerimizi istiyoruz. Karşı okulu diyor ki eğer biz kazanırsak bizim bayrağımızı yırttığınız için özür dilemenizi bekliyoruz diyor. Hep birlikte bütün öğrenciler okulun karşısındaki inşaat alanında toplanıyorlar. Ve Matias da arkadaşlarına Egerland'ın bodrum katında Rudy'nin tutulduğunu haber veriyor. Ve tüm öğrencileri de öyle için okulun karşısındaki inşaat alanına davet ediyorlar. 4. bölüm. İnşaat alanına toplananların yanı sıra Matias Egerland'ın bodrum katında Rudy'nin tutuluyor olabileceğini söyler arkadaşlarına. Çoğu kişi inşaat alanına gider ve işte karşı okula dövüşeceğiz, hazırlanın derler ve saldırıya geçmek için hazırlanırlar. Diğer herkes de karşı okulda inşaat alanına gideceği için Matias ve Johnny de Egerland'ın evine gitmeye karar verirler iki kişi. Ve giderler Egerland'ın bodrum katına inerler ve Rudy'yi orada görürler. Rudy elleri falan bağlıdır böyle ve iki tane de orada çocuk vardır. Ve o çocukları etkisiz hale getirdikten sonra Rudy'ye hemen 2 dakika vaktimiz var, daha fazla vaktimiz yok diye Rudy'yi çözerler. Ve güzel yazı defterlerinin nerede olduğunu sorarlar. Güzel yazı defterlerini şu şöminede yaktılar der. Ve yakılmış olan güzel yazı defterlerinin küllerini bir camın içerisine toplayıp dönerler. Bir yandan da inşaat alanında kavga çıkacaktır ve bizim cesaretsiz Uli'nin de bu kavgaya katılmasını ister arkadaşları. Ama Uli katılmak istemez. Aksine bir köşede cesaretsiz bir şekilde, korkak bir şekilde oturur ve çocuklar saldırıya başlamadan önce hep birlikte çelik birlik diye bağırırlar. Burada da sayfa 73'te gözüktüğü gibi öğrenciler böyle bir kuvvetle saldırıdan önce ya da bir olaydan önce çelik birlik şeklinde 9. sınıf öğrencilerimiz bağırıyor ve böylece bir kavga çıkıyor. Herkes kavga ediyor. Karşı rakip okul büyük bir yenilgiye uğruyor ve düelloyu kazanan Johann Siegmund Lisesi öğrencileri karşı rakip okuldan talebini iletiyor. Diyorlar ki güzel yazı defterlerimizi istiyoruz ve de Rudy'yi istiyoruz diyor. Egerland da diyor ki yani bu evinde sakladığı Rudy'yi çocuk. Tamam diyor, Rudy'yi rehinimizi bırakın diyor. Ama aynı okuldan Heinrich Waverka hayır Rudy'yi bırakmayacağız diyor. Bırakmayacaksın diyor. Ama zaten onlar kavgaya tutuşmuşken Matias ve Johnny Rudy'yi çoktan kurtarmış oluyorlar. 5. bölüm. Bu kavga esnasında vakit bir hayli geç oluyor. Okula geç kalıyorlar. Okula döndüklerinde ise onları sınıf öğretmenleri Johann Böck yani Justus karşılıyor ve onlara gerçekten kızıyor. Justus'un da yanında güzel Theodor var çünkü o 9. sınıf etüt ağabeyi. Ona soruyor işte sorumlusu o. Neyse öğrencileri öğretmen karşısına alıyor çocuklar dönünce. Doktor Böck burada ve çocuklar da burada suçlu bir şekilde. Ve çocuklara ne olduğunu soruyor. Onlar da Rudy'nin kaçırıldığını ve güzel yazı defterin çalındığını söylüyorlar. Bana niye söylemediniz diyor hocaları. Çocuklar da diyor ki size söyleseydik izin vermeyecektiniz diyor. Bile bile bizim kavga etmemizi göndermeyecektiniz diyor. Hoca da diyor ki evet doğru haklısınız izin vermeyecektim diyor. Ve onlara bir öykü anlatmaya başlıyor. Öyküye göre Johann Böck'ün yani Justus hocanın eskiden bu okulda okuduğunu ve çok yakın en yakın arkadaşının da annesinin hasta olduğunu söylüyor. En yakın arkadaşın ismi de Robert Uthoff.
Rupert annesi hasta oluyor ve her gün okuldan kaçıp annesinin yanına gidiyor. Böylece okuldan kaçmaya başlıyor. Arkadaşları onu idare ediyor. Ve sonra işte büyüyorlar. En yakın arkadaşı Robert evleniyor ve bir çocuğu oluyor. Fakat eşi çocuğunu doğururken hem çocuğu hem de eşi maalesef vefat ediyor. Ve o günden beri Justus Hoca en yakın arkadaşından hiçbir haber alamıyor. Ve en yakın arkadaşı kayıp. Dediğimiz gibi en yakın bu kayıp olan arkadaşın ismi Robert Uthoff'tu. Yani Robert Uthoff da kimdi? Sigara içmezdi. Yani en yakın arkadaşı Johan Dökün sigara içmez aslında yanı başında. 6. bölüm. Sigara içmesinin Johan Hoca'nın en yakın arkadaşı olduğunu anlayan öğrenciler Noel'den önce Justus Hoca'ya yani Johan Beck Hoca'ya bir sürpriz hazırlamak isterler. Martin, Matthias arkadaşları Justus Hoca'yı sigara içmezle karşılaştırmaya karar verirler. Herkes Noel hediyelerini hazırlamıştır bu arada. Martin ise, Martin kimdi? Para işareti, yanına mutsuz surat. Martin ise parası olmadığı için ailesine Noel hediyesi olarak 10 yıl içinde isimli bir resim çiziyor. Bunun içerisinde 10 yıl içerisinde işte para kazanacağını düşünüyor, ailesini gezdireceğini düşünüyor. Aynı zamanda öğrenciler birbirlerine okul içerisinde işte şakalar yapıyorlar, hocalarına şakalar yapıyorlar. Ve şakaların en kötüsünü de son sınıf öğrencileri yapıyor. Diğer çocuklar uyuduktan sonra son sınıf öğrencileri böyle hayalet kıyafetleri giyerek, çarşaflar giyerek çocukların yatakhanelerine gidiyor. Ve böyle buna benzer tozlar serpiştiriyorlar ve korkutuyorlar. Yani okul hayatı da bir nebze eğlenceli geçiyor. 7. bölüm. Ertesi gün Almanca öğretmeni yani Rudi Kreutzkamp'ın babası Profesör Kreutzkamp'ın Almanca dersi geliyor ama Rudi maalesef güzel yazı defterlerinin çalındığını ve yakıldığını babasına söyleyemiyor. Ama o gün derste de imla hataları vesaire ders işlenecek. Öğrenciler diyor ki hocam defterlerimiz yandı, kurtaramadık diyorlar. Bir cam şişenin içerisinde güzel yazı defterlerinin küllerini koymuşlardı ya. Güzel yazı defterlerimiz hocam burada diye öğretmenim o cam kaseyi hocaya veriyorlar. Bir üst sınıf öğrencileri de yine bir şaka yapıyorlar ve Uli'yi bu dersten önce çöp kutusuna bağlayıp tavana asıyorlar. Uli de biliyorsunuz hani bu cesaretsiz olan öğrenciydi. Profesör Kreutzkamp da Uli'yi görünce çok sinirleniyor. İn oradan diyor. Seni kim astı oraya? Ve bunu kim yaptı diyor. Kimse de söyleyemiyor. Profesör Kreutzkamp da diyor ki İşlenen her suçta, suç sadece o suçu işleyen de değildir. Suçun işlenmesini engellemeyen de suçludur diye açıklama getiriyor. Öğrencilere bu cümleyi akşam ödev olarak 5 kere yazmasını istiyor. Sınıf öğrencisi Sebastian da dalga geçiyor. 50 kez mi yazacağız hocam diyor. Hayır diyor Sebastian 5 kez yazılacak ama sen 50 kez yazacaksın diyor. Ve Uli'yi de yukarıdan tepeden indiriyorlar ve Uli giderken gitmeme izin verin neler olacağını göreceksiniz diyor. Bu arada Martin'e bir mektup geliyor. Mektupta Martin'e annesi ve babası göndermiş. Mektupta diyor ki Noel'de gelmeni çok isterdik ama yol dönüş maalesef paramız yok diyor. Okulda kalman gerekiyor bu Noel tatilinde diyor. Ve mektubun içerisinde birkaç tane mektup pulu koyuyor. Ve bu pulu paraya çevirir orada bir şeyler yersin diyorlar. Martin çok üzülüyor Noel'de ailesinin yanına gidemeyeceği için. Ve bir paket de gönderiyor annesi. Bu paketin içerisinde de Noel hediyeleri var. Ama Martin bunu açmıyor ve arkadaşlarına da diyor ki işte ailem bana temiz çamaşır yollamış. Ben Noel'de eve gideceğim diyor. Sonra Justus'u yani sınıf öğretmenimiz Johan Böck'ü gören öğrenciler, 9. sınıf öğrencileri ona bu Noel hediyesini vermek istiyorlar. Ve gelin size bir sürpriziniz var diyorlar ve onu hobi bahçesine götürüyorlar ve orada Johan Böck ile eski senelerdir aradığı en yakın arkadaşı sigara içmez karşılaşıyor. Birbirlerinin karşılaşmasını sağlıyorlar aslında ve Johan Böck için belki de verilecek en güzel Noel hediyesi eski dostunu Robert Uthoff'u bulması oluyor.
8. bölüm. Uçan sınıf tiyatrosunun provalarına devam ediyorlar. Son provalar artık. Fakat Uli provaya elinde bir şemsiyeyle geliyor. Arkadaşları şaşırıyor neden şemsiyeyle geldi diye. Bu sırada Uli geliyor ve diğer çocukların yanından geçerek sahanın öteki ucunda bulunan demirden yapılma direğe gidiyor. Ve merdivenlerden tırmanıyor elinde şemsiye. Bu tırmanma direğinin yanında yüksek bir merdiven var. Oraya çıkıyor Uli ve elinde şemsiye. Atlayacağını anlayanlar Uli atlama diyor, sakın atlama diye koşuyorlar. Fakat Uli cesaretini sergilemek, cesaretini ispat etmek için arkadaşlarına maalesef oradan aşağıya atlıyor. Ve maalesef bacağını kırıyor. Daha kötü sonuçlar çıkabilecekken durumu ucuz atlatıyor. Hemen Uli'yi revire götürüyorlar. Revirdeki doktor da Uli'nin maalesef hiçbir yere gidemeyeceğini, Noel'de burada kalıp maalesef tedavi olması gerektiğini söylüyor. Ve arkadaşları da çok üzülüyorlar. Uli'yi artık eskisi gibi görmüyorlar, cesaretsiz gibi görmüyorlar. Aksine çok cesaretli ama biraz saçma bir cesaret gösterdiğini düşünüyorlar. 9. bölüm. Arkadaşları artık Uli'ye farklı davranıyor. Çok cesaretli biriymiş gibi ve artık onların dostuymuş aslında Uli gibi. Çünkü Uli çok yalnız bir çocuktu. Çok üzülüyordu. Peki Uli sakatlandığına göre onun uçan sınıftaki küçük kız çocuğunu oynayan rolüne ne olacak diyorlar. Ertesi gün çünkü artık Noel tatili ve oyun sergileyecekler ve karar veriyorlar. Bir küçük sınıf, 8. sınıf öğrencisi olan Stöker isimli çocuğa Uli'nin bu rolünü teklif ediyorlar. Çocuk en sonunda kabul ediyor ve Uli'nin yerine o geçiyor. Bu akşam Johan Böck de yani sigara içmezin en yakın arkadaşı hep birlikte kente iniyorlar. Orada Justus akşamları bir restoranda piyano çalıyor ve parasını da bir yandan öyle kazanıyor. İşte Böck onu izledikten sonra Justus da piyanosunu çaldıktan sonra oturuyorlar ve Justus diyor ki Johan Böck niye burada çalışıyorsun? İşte niye bahçıvanlık yapıyorsun? Sen tıp okudun, sen doktorsun diyor. Bu arada doktor kendisi, tıp okumuş Robert Uthoff. Sonra karısını vefat edince bırakmış. O da hayır diyor, ben mutlu olduğum yerde istediğim mesleği yapabilirim diyor. Yeter ki mutlu olayım. Sonra da Justus diyor ki hayır diyor, sen bu mesleği yapmamalısın. Bizim okulun doktoru yaşlandı, yakında emekliye ayrılacak. Onunla konuşayım, onun yerine sen geç diyor. Ve o kadar ısrara karşı sigara içmez de bu teklifi kabul ediyor. Bu sırada Martin tekrardan söyleyelim kimdi? Para işareti ve mutsuz surat. Ailesinin parası olmadığı için, Noel'de okulda kalacağı için mektuba ailesine yazdığı cevap veriyor. Ve diyor ki üzülmedim anneciğim babacığım diyor. Burada zaten Johnny de kalıyor. Diğer Uli de kalıyor, ayağını kırmış. Ben kalırım, hiçbir sorun yok diyor. Postaneye gidip pulları da paraya çevireceğim diyor. Sakın üzülmeyin diyor. Ve mektubu ailesine yolluyor. 10. bölüm. Ve öğrencilere bu cümleyi akşam ödev olarak 5 kere yazmasını istiyor. Sınıf öğrencisi Sebastian da dalga geçiyor. 50 kez mi yazacağız hocam diyor. Hayır diyor Sebastian, 5 kez yazılacak ama sen 50 kez yazacaksın diyor. Ve Uli'yi de yukarıdan tepeden indiriyorlar ve Uli giderken gitmeme izin verin, neler olacağını göreceksiniz diyor. Bu arada Martin'e bir mektup geliyor. Mektupta Martin'e annesi ve babası göndermiş. Diyorlar ki, mektupta diyor ki Noel'de gelmeni çok isterdik ama yol dönüş paramız yok diyor. Okulda kalman gerekiyor bu Noel tatilinde diyor. Ve mektubun içerisinde birkaç tane mektup pulu koyuyor ve bu pulu paraya çevirir. Orada bir şeyler yersin diyorlar. Martin çok üzülüyor Noel'de ailesinin yanına gidemeyeceği için. Ve bir paket de gönderiyor annesi. Bu paketin içerisinde de Noel hediyeleri var. Ama Martin bunu açmıyor ve arkadaşlarına da diyor ki işte ailem bana temiz çamaşır yollamış. Ben Noel'de eve gideceğim diyor. Sonra Justus'u yani sınıf öğretmenimiz Johan Böck'ü gören öğrenciler, 9. sınıf öğrencileri ona bu Noel hediyesini vermek istiyorlar ve gelin diyor hocalarına, gelin size bir sürprizimiz var diyorlar ve onu
hobi bahçesine götürüyorlar ve orada Johan Böck ile eski senelerdir aradığı en yakın arkadaşı sigara içmez karşılaşıyor. Birbirlerinin ilk karşılaşmasını sağlıyorlar aslında. Ve Johan Böck için belki de verilecek en güzel Noel hediyesi eski dostunu Robert Uthoff'u bulması oluyor. 8. bölüm. 8. bölüm. Uçan sınıf tiyatrosunun provalarına devam ediyorlar. Son provalar artık. Fakat Uli provaya elinde bir şemsiyeyle geliyor. İnsanlar, arkadaşları şaşırıyor neden şemsiyeyle geldi diye. Sırada Uli geliyor ve çocuk ve diğer çocukların yanından geçerek sahanın öteki ucunda bulunan demirden yapılma direğe gidiyor ve merdivenlerden tırmanıyor elinde şemsiye. Hani bu tırmanma direğinin yanında yüksek bir merdiven var. Oraya çıkıyor Uli ve elinde şemsiye. Atlayacağını anlayanlar Uli atlama diyor, sakın atlama diye koşuyorlar. Fakat Uli cesaretini ispat etmek için arkadaşlarına maalesef oradan aşağıya atlıyor ve maalesef bacağını kırıyor. Daha kötü sonuçlar çıkabilecekken durumu ucuz atlatıyor. Hemen Uli'yi revire götürüyorlar. Revirdeki doktor da Uli'nin maalesef hiçbir yere gidemeyeceğini, Noel'de burada kalıp maalesef tedavi olması gerektiğini söylüyor. Ve arkadaşları da çok üzülüyorlar. Uli'yi artık eskisi gibi görmüyorlar. Cesaretsiz gibi görmüyorlar. Aksine çok cesaretli ama biraz saçma bir cesaret gösterdiğini düşünüyorlar. Dokuzuncu bölüm. Arkadaşları artık Uli'ye farklı davranıyor. Çok cesaretli biriymiş gibi. Ve artık onların dostuymuş aslında Uli gibi. Çünkü Uli çok yalnız bir çocuktu. Çok üzülüyordu. Peki Uli sakatlandığına göre onun uçan sınıftaki küçük kız çocuğunu oynayan rolüne ne olacak diyorlar. Ertesi gün çünkü artık Noel tatili ve oyun sergileyecekler. Ve karar veriyorlar. Bir küçük sınıf, 8. sınıf öğrencisi olan Stöker isimli çocuğa Uli'nin bu rolünü teklif ediyorlar. Çocuk en sonunda kabul ediyor ve Uli'nin yerine o geçiyor. O akşam Johan Böck de yani sigara içmezin en yakın arkadaşı hep birlikte kente iniyorlar. Orada Justus akşamları bir restoranda piyano çalıyor ve parasını da bir yandan öyle kazanıyor. İşte Böck onu izledikten sonra Justus da piyanosunu çaldıktan sonra oturuyorlar ve Justus diyor ki Johan Böck niye burada çalışıyorsun? İşte niye bahçıvanlık yapıyorsun? Sen tıp okudun, sen doktorsun diyor. Bu arada doktor kendisi, tıp okumuş Robert Uthoff. Sonra karısını vefat edince bırakmış. O da hayır diyor, ben mutlu olduğum yer, istediğim mesleği yapabilirim diyor. Yeter ki mutlu olayım. Sonra da Justus diyor ki hayır diyor, sen bu mesleği yapmamalısın. Bizim okulun doktoru yaşlandı, yakında emekliye ayrılacak. Onunla konuşayım, onun yerine sen geç diyor. Ve o kadar ısrara karşı sigara içmez de bu teklifi kabul ediyor. Bu sırada Martin tekrardan söyleyelim kimdi? Para işareti ve mutsuz surat. Ailesinin parası olmadığı için, Noel'de okulda kalacağı için mektuba ailesine yazdığı cevap veriyor ve diyor ki üzülmedim anneciğim babacığım diyor. Burada zaten Johnny de kalıyor. Diğer Uli de kalıyor, ayağını kırmış. Ben kalırım, hiçbir sorun yok diyor. Postaneye gidip pulları da paraya çevireceğim diyor. Sakın üzülmeyin diyor.
ve mektubu ailesine yolluyor. 10. bölüm. Artık Noel tatili geldi çattı. Öğrenciler valizlerini topluyorlar, çantalarını topluyorlar. Herkes bir telaş içerisinde. Son derste de kitap okuyorlar ve sıra Martin'e geldiğinde Martin yüksek sesle kitabı yanlış okuyor, okuyamıyor. Ve Justus da bu çocuğun nesi var diye kaygılanıyor. Herkes eşyalarını toplarken öğleden sonra Martin'in de ailesinin yolladığı Noel hediye paketi vardı ya. Onu gören arkadaşı mesela Matias görüyor bu paket ne diyor. O da diyor ki işte ailem temiz çamaşır yollamış ben de gideceğim diyor. Matias Martin'e soruyor peki hangi trenle gideceksin? Sabah mı öğlen mi? O da öğlen diyor. Yani bir şekilde yalan söylüyor arkadaşların. Okulda kalacağını söylemiyor. Peki dönüşte hangi trenle geleceksin diyor Martin'e. Martin bilmiyorum işte öğlen treniyle geleceğim vesaire diyor ve arkadaşlarına yalan söylüyor. Martin de tek başına Noel'i nasıl geçireceğini bir türlü bilemiyor. Ve Noel kutlamaları, Noel müsameresi yapılmaya başlanıyor. Müsamerede çocuklar uçan sınıf isimli gösteriyi sergiliyorlar. Gerçi hatalar da oluyor. Mesela Boot'u önceden indiriyorlar dekorasyonu. Hatalar da oluyor. Ve son bölümde işte Noel şarkısını söylüyorlar. Ve küçük kız çocuğunu da Stöcker oynuyordu Uli yerine. Fakat gerçekten bir kız gibi kimse onun kim olduğunu tanıyamıyor. Sonra Doktor Böck geliyor ve onları tebrik ediyor. Ve bu kız çocuğu kim diyor. Burada da gösteri. Ve saçı çıkardıktan sonra onun Stöcker olduğunu görüyorlar. Ve bütün okul kahkaha atmaya başlıyor. Bu arada akşam olduğunda Martin eve gidemeyeceği için çok üzülüyor. Üzülmeye devam ediyor. Ve kötü rüyalar görüyor. Ağlaması tutuyor ve ağlarken kendi kendine ağlamak kesinlikle yasaktır. Ağlamak kesinlikle yasaktır diye sayıklıyor. 11. bölüm. Artık korkunç bir curcuna başlıyor. Herkes bavullarını toplamış. Trenlere doğru yol almaya başlıyorlar. Birbirlerine veda ediyorlar. Ve bir sürü tren kalkıyor orada. Arkadaşları birbirleriyle vedalaşıyor ve şapkalarını sallıyorlar. Fakat Martin gidemiyor biliyorsunuz ki. Martin de okulda sahanın kenarını çevreleyen duvarın orada çömelmiş oturmuş bir şekilde üzgün üzgün oturuyor ve Johan Böck yani Justus oralarda dolaşırken Martin'i görüyor. Martin'i görünce ne olduğunu soruyor. Neden böylesin? Niye buradasın? Niye ağlıyorsun? Ve Martin de ailesinin parasının olmadığını bu sebeple parasının yetmediğini ve gidemediğini söylüyor. Johan Böck de çocuğa çok üzülüyor ve ona 20 lira veriyor ve bu gidiş dönüş parana yeter diyor. Hatta ailene hediye de al diyor. Ve Martin çok seviniyor. Çok teşekkür ediyor ona. Annesine bir terlik alıyor. Babasına da puro alıyor. Ve çok mutlu bir şekilde hemen eşyalarını alıp trene yetişiyor. Hatta o kadar mutlu ki tren istasyonundaki memur niye bu kadar sevmişsin dediğinde Martin de Noel olduğu için diye yanıt veriyor. Ve kitabımızın son bölümü. Noel akşamı ve saat 8'e doğru yaklaşıyor. Martin'in anne ve babası Noel yemeklerini yiyorlar. Fakat elektriği bile açmıyorlar paraları olmadığı için. Mumları yakıyorlar. Bir tane hediye çam ağacı gelmiş Martin'in babasına ona bakıyorlar. Şimdi oğlumuz ne yapıyordur diye düşünüyorlar. Babası diyordur ki o cesur bir çocuk üzülmez diyor ama annesi kesin ağlıyordur şimdi diyor. Tam o sırada bir kapı çalıyor ve annesi oğlu Martin'in karşısında buluyor ve çok seviniyorlar. Babası da çok seviniyor ve Noel'i birlikte geçiriyorlar. Nasıl gelebildi sorduklarında da Justus Hoca bana 20 lira verdi. Size de bu hediyeleri aldım diyor. Ve sevinen anne de baba Justus Hoca'ya yani Johan Böck'e bir teşekkür kartı yazıyorlar. Ve ona parayı verdiği için teşekkür ediyorlar. Ve hemen bu kartın ertesi gün okula varması için, gönderilmesi için ve gece postasından postaneye gidiyorlar. Ve burada da gittikleri sahne. Ve giderlerken de hava karanlık. Martin kayan bir yıldız görüyor ve yıldız kaydını görünce de bir dilek tutuyor. Bu dileğinde de annesinin, babasının, Justus'un, sigara içmesin, Johnny, Matt, Uli'nin ve ayrıca Sebastian'ın hayatta çok çok ama çok mutlu olmalarını ve de kendisinin tabii ki mutlu olmalarını diliyor. Ve böylece kitap
sona eriyor. Son söz de bizim için önemli. Bu kitabın her yeri gerçekten önemli. Son sözde de kitabı yazan ve tamamlayabilen Erich Kästner artık evine geri dönüyor. Fakat yukarı Bavyera'daki Sug dağlarına bakan o evi çok özlüyor. Gottfried'den haber alamıyor ve o bir kelebekti. Zaten ömrü bir gündü. %100 kaybolmamıştır. Ölmüştür maalesef diyor. Eduard acaba büyümüş midir? Bir inek olmuş mudur diyor. Ve eski arkadaşlarını özlüyor. Bir kafede otururken dönüşte yolda Johnny Trotz'u görüyor. Ve Johnny Trotz'un yanında kaptan babasını. Bu karakterler gerçekte var arkadaşlar. Johnny ile de bizzat karşılaşıyor. Ve karşılaştığında diyor ki son kitabımda Noel ile ilgili öykümde senden bahsettim ve arkadaşlarından diyor. Johnny çok seviniyor. Kitabın bir kopyasını okula gönderin lütfen diyor. Bu sırada kaptan baba da Johnny oğlumuza çok güzel yazı yazıyor. Okumanızı isteriz diyor. Johnny de yollayacağım yazımı diyor ve Erich Kästner de diyor ki evet yazını okurum. İyi yazıp yazmadığını söyleyebilirim ama iyi bir yazar olmayacağına dair bir şey söyleyemem diyor. Yani kitabımız burada sona erdi. Bu şekildeydi. Gerçekten karışık, karmaşık, okuması zor bir kitap. Ama bir o kadar da anlamlı bir kitap. Ve 1960 Andersen ödüllerini de almış bir kitap. Şimdi dilerseniz gelin hızlıca çıkmış soruları da beraber çözelim. 1. Uçan Sınıf adlı kitabın yazarı kimdir? Hasan Nusret, Hasan Nail, Erich Kästner, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway İngiliz bir yazar, Erich Kästner Alman yazarımız, Uçan Sınıf'ın yazarı. Yazar kitabının ön sözünde 2 yıldır yazmaya ertelediği Noel öyküsünü yazmaya nihayet karar verdiğini ifade etmiştir. Bu kararı vermesini çabuklaştıran etken hangisidir? Emekli olmayı düşünmesi? Hayır. Annesinin ikazı, Noel'in yaklaşması, uzun yolculuğa çıkacak olması. Hayır. Annesiyle tartışıyordu, annesi ikaz ediyordu ve böylece kitabı yazmak için yolculuğa çıkıyordu. Yani B şıkkı. Yazar Noel öyküsünü yazmak için hangi mevsimde, hangi araçla yola çıkmıştır? İlkbahar tren, yaz uçak, uçak zaten değil, gemi de değil, yaz tren. Hatırlayın, yaz mevsiminde çok sıcaktı hava ve o havada bir Noel öyküsü, karların geçtiği bir öykü yazamamaktan şikayet ediyordu ve o sebeple Sug dağlarına gidiyordu. Yani D şıkkı, yaz ve tren. Uçan Sınıf adlı kitabı nerede yazmıştır? Bir dağın eteklerinde. Hemen hatırlayalım. Yukarı Bavyera'da Sug dağlarında eteklerinde yazmıştı bu kitabı. 5. Sözünden yola çıkılarak yazarı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuklara kitap yazarken gerçekçi olması gerektiğine inanıyor. Evet, kesinlikle hayalperest olmaması gerektiğini söylüyor. B. Bizlerden çocukluğumuzu unutmamamızı istiyor. Tabii ki unutmamızı, hayır. Bu çelişkiye sakın düşmeyin. Doğru okuyun. Unutmamızı istemiyor. Aksine unutmamamızı istiyor ki deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan ders alalım. Zeka olmadan cesaretin aptallık olduğunu inanıyor. Evet. De hayatın zorlukları karşısında sağlam durulması gerektiğine inanıyor. Evet. B şıkkı. Noel kutlamalar için sergilenecek olan uçan sınıf kaç perdeden oluşmaktadır? Bunu zaten söylemiştik. Toplamda 5 perdeden oluşuyordu uçan sınıf ve neler anlatıldığını başta anlatmıştık. 7. Martin sigara içmez lakaplı dostu için yaptığı resme hangi adını vermiştir? Bundan bahsetmedik. Martin biliyorsunuz parası olmayan o çocuktu. Ailesine de 10 yıl içinde diye bir resim yapmıştı. Martin de sigara içmez yalnız bir adamdı. O sebeple ona da yalnız adam isimli resmi çizmişti. John Sigmund Lisesi öğrencileriyle rakip okul aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için aşağıdaki hangi yöntemi kullanmışlardır? Münazara, kısa kibrit çöpü çekmek, özür mektubu yazmak, hayır de düello tutuşmak. Kavga ediyorlardı hatırlarsınız. John Sigmund Lisesi öğrencileriyle rakip okul arasındaki anlaşmazlığın sebebi neydi? Rakip okulun John Sigmund Lisesi öğrencilerinden birini esir alıp güzel yazı defterlerini çalması. Evet, Rudy'yi esir alıyordu ve güzel yazı defterlerini çalıp yakıyorlardı. 10. Sınıf öğretmeni Dr. Bök'ün öğrencilerine anlattığı yaşanmış hikayede izini kaybettiği için uzun zamandır görüşemediği arkadaşı kimdir? Sigara içmezdi. Profesör Kreutzkamp Rudy'nin babası, Almanca öğretmeni Sebastian Frank ve Jonathan Trotz da 9. sınıf öğrencileriydi. 5 şıkkı sigara içmez. John Sigmund Lisesi öğrencilerinin ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya geldiklerinde güç aldıkları ve birbirlerini coşturmak için söyledikleri söz hangisidir?
O da hemen bakalım. Bunu söylemiştim çünkü. Evet. Sayfa 73'te söylüyor. Çelik birlik. Ona şey gibi düşünün. Öğrenciler toplanınca bir birlik oluşturuyorlar. Çelik birlik. Yani C şıkkı. 12. İmla öğretmeni Profesör Kreuzkamp aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir? Profesör Kreuzkamp çok böyle sert biri, Rudy'nin babası. Hazır cevap, evet, donanımlı bir öğretmen tabii ki. Tuhaf biri ama maalesef güler yüzlü biri değil. Sınıf birincisi Martin, anne ve babasına Noel armağanı olarak yaptığı resme hangisinin adını vermiştir? 10 yıl içinde, çünkü 10 yıl içinde Martin çalışacak, öğrenciliği bitirecek, iyi yerlere gelecek ve anne babasını gezdirecek, zengin olacaktır. 14. Birkaç gündüzlü öğrencinin çöp sepetine oturtup sepetle birlikte duvara astıkları çocuk tabii ki Uli'ydi. Uli cesaretsizdi. Martin Noel tatili için eve gidemeyeceğini düşünmektedir. Bunun sebebi hangisidir? Parasının olmaması tabii ki. 16. Uli'nin oynayacakları piyesin provasına gelirken yanında bir şemsiye getirmesinin sebebi neydi? O şemsiyeyi paraşüt olarak kullanıp atlayacaktı, biliyorsunuz ki atlamıştı. 17. Sigara içmez takma adlı Robert Uthoff'un asıl mesleği neydi? Doktorluktu. 18. Martin eve gidebilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Doktor Böktü Justus, yani sigara içmez değil, okul müdürü de değil. Bay Kreuzkamp zaten sert bir Rudy'nin babası. 19. Martin'in Noel gecesi gökyüzüne bakarken içinden ne dilemişti? Tüm sevdiklerinin mutlu olmasını dilemişti. 20. Yazarın kitabın ön ve son sözünde Gottfried adını verdiği hikayesini yazarken onu zaman zaman ziyarete gelen varlık neydi? Gottfried'e ne demiştik biz? Gottfried'de free olmak, yani özgür ve kelebekler özgürce uçabilirdi bu sebeple kelebek. İneğimizin adı da neydi? Edward'tı. 21 ve son soru. Uçan Sınıf adlı kitabın yazarı kitabındaki hangi kahramanla gerçek hayatında yolda karşılaşıyor? Johnny Trott'tu ve kaptan babasıydı. Sorular da bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte Erich Kästner'in yazmış olduğu Uçan Sınıf isimli kitabı detaylıca inceledik ve çıkmış soruları çözdük. Başka hangi kitabı böyle detaylı incelememizi isterseniz aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar dilerim.